Merhaba arkadaşlar, tekrardan GM Satranç kanalına hoş geldiniz. Bu turda Sharjah Masters'ta Mustafa Yılmaz'ın rakibi Hans Niemann'dı. Bakalım maç nasıl olmuş? Beyaz taşlarda Hans Niemann oynuyor, siyahlarda Mustafa Yılmaz oynuyor. Maça Hans Niemann at f3 ile başladı. D5 oynandı, e3, at f6, b3, g6, fil b2, fil g7. Lichess'teki isme göre bu varyantın ismi Zukertort Opening diye geçiyor. Beyazlar burada d4 sürerek maça devam etmiş. Kısa rok, at b2. Gördüğünüz üzere çok bir sert bir açılış değil yani. Beyazların amacı taşlarını sakin sakin gelişip işte fil e2, kısa rok, kale c1, g4 gibi hamleler yapmak. Bu yapıları çok fazla Hikaru Nakamura'nın yaptığı yayınlardan görmüş olabilirsiniz. Mustafa Yılmaz burada basitçe siyahlarla b6 oynayıp C4'ten sonra filini B7'ye koymayı tercih etmiş ve gördüğünüz üzere tahtlara siyahların hiçbir sorunu yok. Kale C1, at B7, fil E2. Taşlar bu kadar çıkmışken bir yerde artık bizim taşlarımızı rahat rahat geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de siyahların merkezi bir baskıda bulunması lazım. Bu yüzden de bu pozisyonda Mustafa Yılmaz C5 hamlesini tercih etmiş. Satrançta böyle taşların özellikle de piyonların değişme durumlarına biz gerilim diyoruz. Ve bu gerilimi bir taraf eğer bozuyorsa bir şeyler elde etmeli. Mesela atıyorum burada beyazlar gidip D5'i kırmaya kalkarsa at C5 kıracağız. CD5 kırmaya kalkarsa vezir D5 kıracağız ve bu pozisyonun sonunda siyahın sadece taşları gelişmiş olacağı için beyazların veya siyahların çok fazla piyon değişmesi mantıklı değil. C5 sonrası bu yüzden beyazlar kısa rok atıyor. Mustafa Yılmaz kale C8 gelmiş bu pozisyonda. A3 ve burada at E4. Gerçekten çok enteresan bir hamle çünkü at E4'ten sonra burada at çarpı E4 kırmaya kalkarsanız siyahlar D çarpı E4 atacak. Atınızı D2'ye kaçtıktan sonra da at B8 gibi fantastik bir hamle var. Hamlenin amacı C çarpı D4'ten sonra buradaki piyonu kazanmak ve aynı zamanda D piyonu süremiyorsunuz açmazda olduğunuz için böyle bir baskıya ihtiyaç var. Gidip ben bu piyonu koruyacağım deyip atınızı geri kaçmaya kalkarsanız da at C6 sonrası basitçe piyon düşüyor. Bu yüzden beyazlar burada at çarpı D4 kıramazlar. Ve burada beyazlar kaleciye ilk gelerek pozisyon oynamaya devam ediyor. Mustafa Yılmaz kale C7 geliyor. Beyazlar vezir A1 oynuyor. Genelde burada beyazların da siyahların da amacı vezir abi, vezir A8 gibi bir yapıyı kurup piyonlar değişildiğinde fil ve vezirin gücünü çok daha rahat bu şekilde kullanmak. Ve burada artık siyahlar at çarpı D2 kırıyor. Kale D2 sonrası D çarpı C4 vuruyor. Ve burada beyazlar fil çarpı C4 kırmış. Burada fil C4'ten sonra makinenin izine göre şöyle bir varyant var. Size onu göstermek istiyorum. Fil çarpı F3, G çarpı F3, at E5. Ver diyorsunuz F3 piyonunu. D çarpı E5'i yiyemez, rakibin kalesi boşta. Fil E2 kaçtıktan sonra ise vezir D5, vezir D1 sonrası at D7 hamlesinden sonra bu koruma siyahlar için gayet rahat bir pozisyon olduğunu öneriyor. Büyük ihtimalle bunu Mustafa Yılmaz görüp girmemiş olabilir. Ya da burada D çarpı C5'ten sonra vezir G5 hamlesini ilk pozisyondan kaçırmış olabilir. Bu yüzden de bu pozisyonu çok fazla tercih etmemiş ama böyle bir koruma girseydi belki de çok enteresan bir varyant görebilirdik, maç görebilirdik. Fil çarpı C4'ten sonra basitçe vezir A8 gelip tekrardan F3'lik ata saldırmak isterken beyazlar burada D5 sürüp hem bu filin çaprazını kapatıyor hem de bu filleri değişmek istiyor ve gayet verimli bir hamle yapıyor aslına bakarsanız. Fil çarpı B2, vezir çarpı B2. Eğer bu pozisyonda bir şey yapmadan konuma devam etmeye kalkarsanız pozisyon çok kötü. Çünkü beyazlar basitçe bir E4 sürerse bu fil komple maç boyunca oyun dışı kalacak. E6 asla süremeyeceksiniz, piyonunuz boşta kaldığı için. E4'ler sonrası böyle taşları da yavaş yavaş getirerek bu konumu beyazlar sakin sakin basabilir. Burada bu yüzden siyahların acil bir karar vermesi gerekiyor. Bu yüzden buradaki en kuvvetli ve en doğru hamle B5 hamlesi. B5'ten sonra ver rakibin filini diyoruz. Fil çarpı B5'ten sonra da fil çarpı D5 kırıyoruz ve konum şu an tam olarak eşit diyebiliriz. Beyazlar kale F1 gelmiş. Bu hamlenin mantığı şu. Fil çarpı F3 gibi hamle yapmaya kalkarsanız G çarpı F3 kıracağım. Atınızı çektiğiniz zaman da vezir E5 geleceğim. Piyon yapımı zayıf gözükebilir ama taşlarım o kadar aktif ki siyahın pozisyonunda çok fazla bir şansı yok oyunu devam ettirmek adına. Bu yüzden Mustafa Yılmaz bu pozisyonda kale F1'e fil C6 çekmeyi tercih ediyor. Ve fil C6 sonrası beyazlar fil E2 çekip tahtada taşları tutmaya çalışıyor. Bizim şu anki sorunumuz C5 piyonumuz biraz zayıf gözükebilir. Fakat eğer taşlarımızı doğru kareye yerleştirirsek konumda pek bir sorun yok. Bu yüzden siyahlar vezir B7 gelmiş. A4'ten sonra da kale C8 oynamışlar. Şimdi fikrimiz kale B8 gelerek biz de rakibin B3 piyonuna baskı yapmak istiyoruz. Ve burada beyazlar fil F1 oynuyor. Kale B8'den sonra da vezir A1 çekiyor. Ve diyor ki vezir B3 yersen ben de burada kale çarpı D7 yiyeceğim. Fakat bu pozisyonda şöyle enteresan bir haliniz var. Kale D7, fil D7, kale D7, kale D8.
Burada gidip de kale çarpıya değil ben yapıp atak yapmaya devam etmeye kalkarsanız kale devir oynayabiliyorum. Vezir F6 gelip ben sana saldırdım, mat etmeye yakınım gibi bir düşünceniz olursa da maalesef kale çarpı F1 şah, şah F1, vezir D3 şah, şah E1 giderseniz kale B1'den mat oluyorsunuz. Şah G1 giderseniz de vezir B1, vezir D1, kale B1 sonrası son sıradan mat oluyorsunuz. Böyle enteresan bir analiz var. Kale D8'den sonra kale D8 kırarsanız da kale D8 kırıp kale D1 inerek bir baskı yapmak istiyorum. Ve beyazlar vezir E5 gibi hamle yaparsa kale D1 oynayacağım. Vezir çarpı E7, vezir C4 gibi bir açmaz hamlesinden sonra vezir E8, vezir E5 şah sonrası maç beraber olurdu. Fakat burada tabii ki bu tarz listelere girmek çok basit değil ve sürede 10 dakika iki tarafında olduğunu unutmayalım. Vezir A1'e burada vezir C7 geliyor Mustafa Yılmaz. Beyazlar fil C4 oynuyor. At B6, fil E2, at D7 çekiliyor. Vezir C3'ten sonra burada bir kale B'denmesi gelip amacımız tekrardan B3 piyonuna saldırmak derken burada fil C4 oynanıyor. Fil C4'de siyahlara F6 geliyor. Ve burada Hans Niemann vezir E5 oynuyor. Vezir E5'in fikri de vezir E5 gibi hamle yaparsanız at çarpı E5 kıracağım. Filinize baskı yapacağım. Filinizi geri kaçarsanız da kaleyi basitçe aşağı inip adeta sizi boğmaya çalışacağım. Bu yüzden Mustafa Yılmaz burada vezir E5 sonrası vezirleri değişmek yerine at E4 gibi çok mantıklı bir hamle yapıyor. Ve bu dakikadan sonra tahtada 30 dakika ekleme süresi mevcut değil. Her hamleden sonra 30 saniye ekleniyor ama beyazların 2 dakikası, siyahların da 5 dakika 14 saniyesi var. Bakalım maçın devamı nasıl olmuş? At E4, kale C2, kale D8, kale DC1, vezir D6. H3, kale B8 ve beyazlar burada A5 sürüyor. Ve burada Hans Niemann 6 saniyeye kadar hamle yaptığı için Mustafa Yılmaz'ın da birazcık tabii ki heyecanlanması çok normal. Ve burada vezir çarpı E5 gibi bir hamle yapıyor. Eğer bu pozisyonda vezir E5 öncesi bu konum hesaplanmış olsaydı hani böyle hamle yapılacağına dair burada çok güzel bir taktik hamle var. İsteyenler videoyu durdurup düşünebilirler. Videoyu durdurmak istemeyenler için ben buradaki hamleyi şu anda gösteriyorum. Vezir çarpı E5'ten sonra Hans Niemann eğer burada fil çarpı F7 kırsaydı pozisyon beyazlara kazanç olacaktı. Çünkü eğer şah çarpı F7 kırarsanız at E5 şahtan sonra at C6 kırıp ver kaleyi diyeceğim pozisyon kayıp olacak. Şah G7 gelmeye kalkarsanız da at çarpı E5'ten sonra basitçe piyon üstün yavaş yavaş sizleri yenmeye çalışacağım. Ben maçtan sonra Mustafa Yılmaz'a sordum. Dedim hani vezir E5 aldığında fil F7'yi gördün mü? Tam havadayken gördüm ama artık o sırada yapacak hiçbir şey yoktu dedi. Ve vezir E5'ten sonra Hans Niemann burada hemen at çarpı E5 kırıyor sadece 1 saniye içerisinde. Fil E8, fil D3, at D6, fil F1, kale B3, kale C5. Gördüğünüz üzere şu an karşılıklı olarak birer dakika süre var ve kale C5 sonrası pozisyon gerçekten çok zor. Siyahların burada sadece beklemesi gerekiyor. Yapı en sağlam yapı olduğu için işte şah F8 olabilir bu. Kale B8 olabilir. Kale B7 fikriyle. Yavaş yavaş beklemesi lazımken süre bu kadar azken o kadar kolay olmuyor bu tarz fikirler. Ve Mustafa Yılmaz burada F6 sürmeyi tercih ediyor. At C4, at D5. Buradaki atları tahtada tutmamız lazım. Çünkü eğer şu an atlar değişilirse beyazların aşağı inmesi çok daha basit olacağı için işler biraz sıkıntıya girebilir. At D5 oynanmış. A6, şah G7, at A5, kale B2 ve burada beyazların kazanan tek varyantı hani direkt dümdüz şekilde kale C8 hamlesi. Fikirde vurduktan sonra kale C8 kırıp şah F8'den sonra at B7 gibi bir hamle yapmak. Ve buradaki amaç da işte G4 şah G2'den sonra bizim taşlarımızın çoğu burada sabit. Ama beyazın bize baskı yapması çok daha kolay. Özellikle A7 planımızın zayıfından kaynaklı. Fakat size bahsettiğim gibi süreler bir dakikanın altında olduğu için bu tarz durumlarda çok fazla hatalar mevcut olabiliyor. Ve beyazlar burada at C6 gidiyor. Mustafa Yılmaz kale fil C6 vuruyor. Kale C6, kale D2 ver diyor F2 piyonunu. Unutmayın beyazsanız kaleler 7'de, siyahsanız kaleler 2'de bulunduğunda bu tarz yapılarda çok fazla karşı şanslar çıkabilir. Kale D2, F3'ten sonra şah H6 oynuyor Mustafa Yılmaz. Hans Niemann kale A6 gidip piyona saldırıyor. Kale D7, kale EC6, kale D2 ve şah H2 oynanmış bu pozisyonda. Mustafa Yılmaz at D6 geri çekmeyi tercih ediyor. Fikir at F5 gelerek E3 piyonuna saldırmak ve at H4'e rakip izin verirse rakibin G2 piyonu ve F3 piyonuna saldırı yaptığı için güzel bir baskı elde etmek. Bunu gören Hans Niemann hemen E4 hamlesini sürüyor. Ama artık E4'ten sonra at B5 geri geldiğim zaman ben de burada atımı D4'e koymak istiyorum. Ve konumu gerçekten çok fazla karıştırmak istiyorum. At D4'e şah H1, at B5'e şah H1, at D4'e kale C7 oynanmış. Ve bu pozisyonda Mustafa Yılmaz'ın tercih ettiği hamle at E2. Cidden çok kuvvetli bir hamle. Amacımız at G3 şah çekip F1'deki fili almak. Fil çarpı E2 vurursam da
kale çarpı 2'den sonra 2 kalemi 2. yataya inip rakibin G2 piyonuna baskı yapıp bir kaleyi oyun dışı bırakmak. Kale 2 sonrası beyazlar burada kale G1 gelmeyi tercih etmişler. Kale B6, kale çarpı A7, kale A2, kale 7, kale B çarpı A6 ve gördüğünüz üzere kale 4 piyona, kale 3 piyon pozisyonu maça başlamış oldu. Şah 2 sonrası kale A7, kale A6, kale 2A6, kale 8 giderseniz kale A8, kale 7'ye, kale A7 gelerek kalelerden birini değişmek zorunda sizi bırakıyorum. Kale çarpı A6, kale çarpı A6 sonrası bu pozisyon normalde eşit fakat siyahların iyi bilmesi lazım. Bakalım Mustafa Yılmaz buradaki konumu iyi biliyor mu? H4 sürülmüş, şah G7 çekilmiş, G4, kale A5 ve G5. Hans Niemann normalde böyle pozisyonlarda yavaş yavaş rakibi biraz tilt etme üzerine kurulu bir sistem tercih ediyor. Fakat burada hızlı bir şekilde direkt saldırı yapmayı tercih etmiş. Çünkü siyahların 1 dakikası, beyazların 2 dakikası olduğu için ne kadar hızlı o kadar fazla şans olduğunu düşünmüş. Burada Mustafa Yılmaz F5 sürüyor. Çünkü F5 hamlesini yapmazsa arkadaşlar, atıyorum G5'i kırdığınızda artık benim burada 2 tane geçerim var. Fakat F5'ten sonra gidip sizin piyonunuzu aldığımda sizin tahtada sadece 1 tane geçeriniz oluyor. Ve bunu savunmak cidden çok daha kolay diğer pozisyonlara kıyasla. Kale A3'e, şah F4, kale H3. Şah G4 gitmeye kalkarsanız kale H3 sonrası perpe oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Pozisyon beraber bitiyor. Beyazların burada konumu devam edecek tek şansı kale G4 hamlesi. Burada kale G4'ten sonra siyahlar H5 sürmüş. G çarpı H6, şah çarpı H6 ve şah E5. Buradaki fikrimiz şah E5 hamlesinden sonra özellikle rakip eğer izin verirse kale F4 gelip şah F6 oynayarak hem şah çekmelerden korunup hem de E piyonunu rahat rahat sürmeye çalışmak. Şah E5 sonrası siyahlar burada şah H5 oynuyor. Bu çok kuvvetli bir hamle ve hamlenin fikri şu. Kale F4 gibi bir şey yaparsanız kale çarpı H4 kıracağım. Kale çarpı H4'e şah H4 kıracağım. Şah F6 G5, E5 G4, E6 G3, E7 G2, E8 vezir sonrası G1 vezir. Vezir H8'den sonra şah G3 ve vezir G7 şahtan sonra şah H2 veya şah F2'den sonra pozisyon bu şekilde berabere bitebiliyor. Bu yüzden Hans Niemann burada kale G5 şah çekmeyi tercih etmiş. Ve şah H6'ya şah F6 yapmış. Cidden güzel bir deneme yöntemi. Çünkü kale H4 kırmaya kalkarsanız kale G6 sonrası şaha bir kesik atmış olacağım. Bu pozisyonla beraber ancak savunması diğer pozisyona göre çok daha zor. Bu yüzden Mustafa Yılmaz burada kale G5 şahtan sonra şah H6 çekerek konumu şekilde savunmaya devam etmeye konumu şekilde savunmaya devam etmiş. Şah H6'ya şah F6, kale F3 şah ve şah E7. Burada siyahların bir şekilde bir piyona saldırması lazım. Yoksa bu piyon E5 E6 diye dümdüz süre süre gidecek. Bu yüzden burada kale F4 gelerek ver E4'ü ver H4 demiş. Kale F4'e E5, kale çarpı H4'e kale G1 gelmiş burada Hans Niemann. Rakibin piyonu ileride olduğu için biraz çekinebilirsiniz. Fakat bizim de piyonumuz hiç geride bir yerde değil. Birazdan sebebini anlayacaksınız. G5, E6, şah G6, şah E8, kale E4, E7 ve G4'ten sonra bu pozisyon beraber oluyor. Çünkü şah F8 hamlesinden sonra şah G5, E8 vezirden sonra kale çarpı E8, şah E8'e şah F4 girebiliyoruz. Burada eğer siyahlar şah F4 yerine burada şah H4 gitmeye kalkarsa bu da berabere. Ama unutmayın rakibin şahı buradan gelmek istiyorsa siz de bu piyon sürmeye buradan gitmeniz daha mantıklı. Çünkü rakibin geldiği yolları şahla kesmiş oluyorsunuz. Bu yüzden şah F4 daha doğru bir teknik olacaktı ve Mustafa Yılmaz da bunu tabii ki buldu. Şah F7 sonrası G3, şah F6, şah F3, şah F5, G2 ve kale A1 sonrası şah F2, şah F4'de ise G1 vezir çıkıldı. Kale G1, şah G1'den sonra pozisyon bu şekilde berabere bitti. Mustafa Yılmaz şu anda 3'te 2 giderek gayet iyi performans sergiliyor. Dünyada 96. sıraya çıktı. Bakalım diğer maçlarda bizleri nasıl maçlar bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın. Bay bay.